لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله وحده لا شريك له له الملك له الملك وله الحمد كعبه مقدس مكان Müminlerin kıblegahı, mağfiret saflarının makamı, insanoğlunun varlığına eş bir mabet. İnsanlara hac ibadetini duyur. Gerek yaya olarak, gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yollardan gelerek sana ulaşsınlar. İtikat, ibadet, tarih ve kültür bilinciyle donanmış, son vahiy ve son peygamberle aslına rücu etmiş ve nihai şeklini bulmuş bir ibadet. Hac. Sayısız hikmetleri ve güzellikleri içinde barındıran hac ibadeti, bize İslam'ın temel ilke ve değerlerini hem teorik hem de pratik olarak öğreten bir mekteptir. Hac aynı zamanda Müslümanların her yıl iman ve tevhid ekseninde buluştuğu kardeşlik kongresi ve evrensel bir şuurun yaşanmasıdır. Efendim bilindiği gibi hac mali ve bedeni bir ibadetimizdir. Namaz günün vazifesi, oruç ayın, zekat yılın, hac da ömrün vazifesidir. Milletimiz kara sevdalısı olmuş. Mekke'nin, Medine'nin, Harameyn-i Şerife'nin ve rüzgarla selam göndermiş. Ey Bağdı Saba, uğrarsa yolun semti Harameyn'e, tazimimi arz eyle. Resulü sakaleyne. Hac ibadetini hep iç içe geçmiş altı büyük yolculuk olarak tarif ederim. Kalbe yolculuk, insanın kendi iç dünyasına yolculuk, ahirete yolculuk, tarihe yolculuk, kardeşliğe yolculuk, Kabe'ye yolculuk ve Kabe'nin Rabbine yolculuk şeklinde. Her yıl milyonlarca Müslüman hac ibadeti için Kabe'yi ziyaret ediyor. Binlerce yıldır süren bu yolculuk, Allah'ın evinde misafir olmak demek. Bu yüzden hacca gelen müminlere hizmet etmek de bir ibadet sayılıyor. Zira Kabe'ye hizmetkarlık, Allah'ın Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'e verdiği şu emirle başlamıştır. Tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükûa ve secdeye varanlar için evimi tertemiz tutun.
Hacerül Esved'in önünde Kabe-i Muazzama'yı istilam ile selamlayarak başlayan hac ibadetinin tavaf vazifesi bir bakıma bizi ta Eles Bezmine götürüyor. Çünkü Eles Bezminde Allah'ın Elestü bi Rabbikum diye sorduğunda bizim bela diye cevap verişimizi o Bismillahirrahmanirrahim diye istilam ederken o duyguyu yaşamış oluyoruz. Hac ibadeti öyle bir ibadettir ki insan hayatında kesin dönüşümler sağlayan bir ibadettir. Yani insanın Müslümanlığında da, ahlakında da güzelleşmeler yapan bir ibadettir. Hazreti İbrahim'den sonra da tarih boyunca bu kutlu yolculukta daha nice kimseler ve devletler mukaddes bir emaneti yüklenmenin şuuruyla davranmıştır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ise hac organizasyonu onun emriyle Hazreti Ebu Bekir başkanlığında başlamıştır. Bu nebevi sünnet, dört halife dönemi Emeviler, Abbasiler, Memlükler, Selçuklular ve Osmanlı döneminde de sürmüş ve bugünlere miras kalmıştır. Hac organizasyonları tarih boyunca gerek hacılar, gerekse organizasyonları yapan devletler açısından ciddi zorlukları içinde barındırmıştır. Bu sebeple hac organizasyonu yapan idareciler, hacıların ibadetin ve yol güvenliğinin sağlanması için çok büyük gayretler göstermişlerdir. Peygamber Efendimiz dönemi de dahil olmak üzere hac yolculukları hep bir organizasyon marifetiyle gerçekleştirilmiştir. Hac ibadeti hem inanç bakımından, ibadet bakımından hem de bir dinin tarihi bakımından, manevi kodlarını temsili bakımından çok önemli olduğu için Hazreti Peygamber de bu konuya çok önem vermiş. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle bu süreç düzenlenmiş, bu ibadetin nasıl yerine getirileceği. Ama aynı zamanda tabii ki o günkü koşullarda bunun organizasyon ayağı da ihmal edilmemiş. Onun için hac emiri olarak Resulullah Efendimiz bizzat kendisi hacca riyaset etmiş veda haccında ve zaten ondan kısa bir süre sonra da vefat etmiştir biliyorsunuz. Ama arkasından Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali Efendimiz ve benzerleri ileri gelen şahsiyetler hac emiri olarak gönderilmişlerdir. Yani bir anlamda aslında bu organizasyon politik bir himayeyi gerektiriyor. Osmanlı Devleti'nde hac ibadetinin selameti son derece önemliydi. Bu yolculuklar için temel kaynak Haremeyn vakıflarıydı. Bunun yanında devlet bütçesinden belli bir payda tahsis edilmişti. Surre-i Humayun alayı denilen kervanlarla hem hacılar hem de kutsal topraklara gönderilecek hediyeler taşınır, aylarca süren yolculuklar yapılırdı. Surre demek, kese demek aslında. Yani içine para konulan veya altın, gümüş konulan bir para kesesi demek. Ama bu surre bir tane değil tabii. Osmanlı döneminde Mekke ve Medine'deki görevliler için, oradakilere yıllık ihtiyaçları için bir takım İstanbul'dan veya değişik yerlerden, Bursa olabilir, Anadolu'nun değişik yerlerinden hali vakti yerinde olanlar ya da oradaki bazı ihtiyaçların giderilmesi için vakıflar kurmuşlar. Hac kervanı Şam, Mısır, Aden, Amman, Basra ve Bağdat gibi şehirlerde duraklardı. Bu duraklar zamana ve siyasi duruma göre değişiyordu. Rumeli, Anadolu, Kırım, Kafkasya ve Suriye'den yola çıkan Müslümanlar, gönüller şehri Şam-ı Şerif'te, Kuzey Afrika'dan gelenlerse Kahire üzerinden kervana katılıyordu. Her yıl İstanbul'da hac döneminden önceki Recep ayında genellikle Mekke ve Medine halkına dağıtılmak üzere toplanan para, altın ve diğer eşyaları taşıyan Surre alayı özel bir törenle uğurlanıyor ve kutsal topraklarda da aynı şekilde karşılanıyordu. 1839 tarihli bir belgede hac yolculuğunun
İstanbul-Mekke arasında ortalama 4 ay kadar sürdüğü ve bu hac kervanına Şam'dan 60-70 bin, Mısır'dansa 40-50 bin kişinin katıldığı anlatılmaktadır. Bunlar öncelikle Şam'da toplanıyorlar. Neden Şam'da toplanıyorlar? 3 tane yol var hacca giden. İstanbul'dan itibaren yani işte İzmit, Eskişehir, Akşehir, Konya, Hatay bu yoldan giden bir. Tabii şeye giderken bu kafile yan köylerden veya şehirlerden katılımlarla gidiyorlar. Buna sağ kol diyorlar, bir de orta kol var. Bir kısmı da Amasya tarafından giderek Kayseri'den, Diyarbakır tarafından gene onlar da Şam'a geliyor. Dolayısıyla Şam bir toplanma merkezi oluyor. Bu bir. Bir de Afrika'nın kuzeyinde Müslümanlar, Afrika'nın içlerindeki Müslümanlar da Kahire'de toplanıyorlar. Kırım, Kafkaslardaki hacıların da hac yolculuğu İstanbul'da başlıyor. Neden İstanbul'da başlıyor? Özellikle Eyüp Sultan'ı ziyaret ederek başlıyorlar. 1864'te buharlı gemilerin yaygınlaşmasıyla birlikte hac yolculuğu deniz yoluyla yapılmaya başladı. Surre-i Humayun için hazırlanan gemi Dolmabahçe'den çıkarak Beşiktaş iskelesine ve oradan Üsküdar Paşa kapısına geliyordu. Harem, Gelibolu, Bozcaada, Sakız, Rodos, Kıbrıs ve Beyrut deniz yolculuğunda geçilen yerlerden bazılarıydı. Bir insanın yalnız başına dünyayı gezebilirsiniz, Avrupa'ya gidebilirsiniz, uzak doğulara gidebilirsiniz ama hacca belli bir ölçü, belli bir bilgi, belli bir takvim ve rehberlik içerisinde gidip gelmeniz gerekir. Ve bir diğer özelliği de hac organizasyonunun hac yılın belirli günlerinde yerine getirilmesi gereken bir ibadettir. Gemilerin gerekli her şartı sağlamasına büyük önem veriliyordu. Yolculuk öncesi sağlık önlemleri, yiyecek içecek ihtiyaçları tespit ediliyor, eksikler tamamlanıyordu. Karayolculuğuna göre nispeten daha rahat olmasına rağmen, hacca gidiş gelişler deniz yoluyla da aylarca sürüyor ve gemiler zaman zaman korsanların saldırısına maruz kalıyordu. Sultan II. Abdülhamid'in hac yolculuğunu daha güvenli, kısa ve konforlu hale getirebilmek için başlattığı ve 1908'de tamamlanan Hicaz Demiryolu ile birlikte önemli bir gelişme sağlanmıştı. Bir hacı adayı trenle İstanbul Haydarpaşa Garı'ndan hareket ettikten 5 gece sonra Halep'e varıyor, Halep'ten Şam'a, oradan da Medine'ye kadar geliyordu. Medine-Mekke arası ise karayoluyla kat ediliyordu. Böylece demir yoluyla yapılan yolculuk, gidiş dönüş 3 ay 25 gün gibi bir süreye düşmüştü. Aslında hac ferdi bir ibadet gibi gözükse de aslında uluslararası bir organizasyondur. Bilgiye, rehberliğe, tecrübeye dayalı bir organizasyondur. Dolayısıyla da burada mutlaka bir devlet kurumunun organizasyonunda bu ibadetin yapılması geleneği hep süre gelmiştir. 400 yıl devam eden Surre-i Hümayun, 1. Cihan Harbi'nin getirdiği ağır şartlar altında 1917 senesinde İstanbul'dan Haremeyn'e son yolculuğuna başlamış, birçok sıkıntı ve zorluklarla ancak Medine'ye kadar gidebilmiş fakat Mekke'ye ulaşması mümkün olmamıştır. Bundan sonra siyasal gücün zayıflaması, kolera salgını, Hicaz'da hakimiyetin kaybedilmesi gibi sebepler yüzünden Surre alayı geleneği ve hac yolculuğu inkıtaya uğramıştır. Ve hep sistemimiz olmuş bizim. Osmanlı devletimiz kurulduğunda da işte Abbasilerden aldığı, örnek aldığı o Surre alaylarını devam ettirmiş. Devletin kontrolünde. 79 yılına kadar çeşitli kararnamelerle bu iş düzenlenmeye çalışılmış ama tek elden yapılma diye bir organize girilememişti.
1947 yılına gelindiğinde 30 yıldır yapılamayan hac ibadeti tekrar devletin gündemine gelir. Yeniden bu organizasyonun yapılmasının önü açılır. Gerekli düzenlemeler ve hazırlıklardan sonra ilk hac kafilesi 1949 yılında kutsal topraklara varır. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştirdiği ilk hac organizasyonu olduğu için o yıl hacca gidenler ciddi sıkıntılar yaşar. Bir takım kişiler, şirketler bulabildikleri kadar hacıyı bulmak suretiyle hac yapmaya başlamışlar 50'li yıllarda bilhassa. Tamamen amatörce yapılan, daha çok ticari kazanç sağlamak için yapılan organizasyonlar. 1977'de Türkiye Diyanet Vakfı kurulunca biz meslekte, diyanette olduğumuz için hacla ilgili çok şikayetler alıyorduk zaten. Hacca gidip gelenler, hac yolunda dolandırılanlar, hac yolunda efendim parası gasp edilenler, yani birçok uygunsuz şeyler oluyordu. 1950 ile 1977 yılları arasında zaman zaman hac ile ilgili karar, Bakanlar Kurulu kararı ya da yönetmelikler çıkarılmış olsa bile sorumlu bir merci tayin edilmediği için, hatta bu dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı biraz da devre dışı bırakıldığı için hac organizasyonları ülkemizde çok sağlıklı yürütülememiştir. O dönem hac ve umre ibadetini yerine getirmek isteyenler sayıca çok fazla olunca bir takım düzenlemelere ihtiyaç duyulmuş ve 1953 yılında hac seferleriyle ilgili ilk yasal düzenleme yapılmıştır. Bu talimatnameden sonra çıkarılan yeni bir kararla hac süresinin tespit ve ilanında İçişleri Bakanlığı'nın sorumlu olduğu açık olarak ifade edilmiştir. Organizasyonun koordinesinde İçişleri, Dışişleri, Ulaştırma ve ilgili diğer bakanlıklarla Kızılay Genel Başkanlığı'na görev verilmiştir. Karayoluyla hacca izin verilen bu kararda organizasyonu Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'ndan ruhsatname almış Turizm Büro ve Seyahat Acenteleri gerçekleştirecektir. Bir daire başkanı arkadaşımla birlikte bizi görevlendirdiler. Diyanet İşleri Başkanı bizi görevlendirdi. Ve biz haccı olabildiğince bütün olayları gözlemlemeye, mukaddes topraklarda yaşanan sıkıntıları görmeye gayret ettik. Neler görmedik ki? İşte hacılarımız sahipsizdi. Sıcak bir iklim ve kılık kıyafet tedbiri yok. Pijamalarıyla Kabe'yi tavaf eden hacılarımız, kaybolanlar, ölenler, hasta olanlar, sağlık hizmeti denen bir şey hiç yok. 1960'lı yıllar boyunca çok sayıda insan hac görevini ifa etmiştir. Ancak pek çok olumsuzluk da yaşanmıştır. Riyad Büyükelçiliği'nin her sene hac organizasyonu ile alakalı verdiği raporları inceledim. Bu raporlarda şunu gördük. Türkiye'den hacca giden insanların hac ibadeti tehlikede. Arafat'a çıkmazdan dönen insanlar var. Sade hac ibadeti değil, sağlığı da tehlikede, sahipsizlik var. Hac'dan sonra Medine'de benim kendi hemşerilerimi ziyarete gittim. Dedim ki nasıl geçti hac, zor muydu, kolay mıydı? Yaşlı bir teyze vardı, hiç unutmam. Dedi ki Arafat'tan indik, Kabe çok kalabalıktı. Başımızdakiler dediler ki biri de bir, beşi de bir, bir şaft yaparak farz tavafını yaptığını zannediyor. Gitmeden önce sağlık raporu, döviz ve vize alma işlemleri için hacılar günlerce devlet dairelerinin kapısında beklemek zorunda kalmıştır. Haremeyn'de ise kendilerine hac ibadetiyle ilgili olmayan yerler ziyaret ettiriliyor, kiralar pahalı olduğundan uzak yerlerde ev tutuluyordu. Çeşitli bahanelerle yol boyunca para toplanıyor, yeterli sağlık tedbiri alınmadığından
hacılar hastalanıyordu. Ajantaların dışında çeşitli meslek grupları da bu işi yapıyordu. Yani raporlarda vardır, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ulaşmış raporlarda. İşte birçok yerdeki kasabı, şoförü, efendim kırtasiyecisi, berberi, hacı toplayan bir otobüs, iki otobüs ne bulabilirse hacı toplayan hacıyı alıp götürüyordu. İşte her ülkenin ve her şehrin bir mutavvıfı var. Ona emanet ediyorsunuz hacıyı, ortadan kayboluyorsunuz. Hacı sahipsiz kalıyor. Hacı sokaklarda yatıyor. Bu şikayetler iyice artmaya başladı. Kimisini götürüyorlar, gümrük kapılarında bırakıyorlar. Vizeniz ha bugün gelecek, ha yarın gelecek diye bekletiyorlar. Sonuçta bu şikayetler devletin her kademesine ulaşmaya başladı. 1979 yılına kadar Türkiye'de vatandaşlar, şirketler, ajantalar, bir takım kurum ve kuruluşlarca ifa ediliyordu. Ancak bu organizasyonlar esnasında raporlara yansıdığı kadarıyla, ki ben bu raporların büyük bir kısmını elde etme imkanım oldu, inceledim. Özellikle Cidde'de Başkonsolosluğumuz, Dışişleri Bakanlığımız kanalıyla başkanlığımıza intikal eden raporlarda hacılarımızın oradaki mağduriyeti, organizasyonun aksayan yönleri, diğer hacılara karşı olumsuzluklar raporlara yansıdı. Kutsal topraklarda kaybolan hacılar oluyor, ancak herhangi bir kayıt tutulmadığı gibi akıbetiyle de kimse ilgilenmiyordu. En önemlisi de hiçbir dini rehberlik hizmeti verilmiyordu. Bazı şirketler ne acıdır, vatandaşlarımızdan hac parası almak suretiyle sizi hacca götüreceğiz diye alıp onları Ürdün'e götürdüklerini biz Diyanet olarak duyduk. Ürdün'de bıraktıklarını, Ürdün'de bir takım dağlarda dolaştırdıklarını duyduk. Bu konular mahkemelere intikal etti. En acı olay budur. Ama insanların vaziyeti Mekke'de, sokaklarda kısacası Mesvele'den, Hafayr'den, Cihat'a kadar o bölgelerde gidilip gelinebilecek, hatta garaja varıncaya kadar insanlar oralarda yerlerde perişan halde yatıp kalkıyorlardı. Perişanlık diz boyuydu kısacası. O dönemler için söylüyorum, Türk insanımızın prestijinin, onurunun kırıldığı manzaralar çok yaşanmıştır. Müsaade edin, biz de tecrübi mahiyette bir hac düzenleyelim. Güneş altında sokakta damımız kalmasın. Hacıların yiyecekleri onlar da yanlarında. Gaz ocakları kullanılıyor, siz bilmezsiniz. Diyanet'in organizesiyle başlatılan bu sefer hac yolculuğu çok verimli oldu. Hacı hanımlar daha güzel ibadet yapsınlar diye hazırlık yaptık. Bir takım sempozyumlar yapılıyor, daha iyi nasıl yapabiliriz diye. Daha sonraki yıllarda bizim bu raporumuz işe yaradı. Bizim görevlerimiz salonlara girişte hacılarımızı karşılardı. Mebrur hac, yani kabul olunmuş bir hac, iyi bir irşat hizmetiyle gerçekleşir. Yavaş yavaş hac organizasyonu iyiye, güzele doğru gitmeye başladı. Eksik bir nokta bırakmadan erkanına, adabına, usulüne uygun olarak bu ibadet eda edilsin. Diyanet İşleri Başkanlığı bütün hizmetleri bir ibadet bilinciyle yerine getiriyor. Haccı bilen, yol gösterecek din görevlisi olmadığından haccın farzlarını yerine getirmeden yurda dönenler oluyordu. Yaşanan bu aksaklıkların giderilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da içinde olduğu bir hac komitesi kurulmuş ve aksayan yönler tespit edilmiştir. Böyle vakalar bir tane midir? Belki bilmiyorum ki, onlarca, yüzlerce olay vardır. Bütün bunları ben bu görüşmede rahmetli Orhan Eyüboğlu'na anlattım. Alınması gerekli tedbirleri söyledim. Çok memnun oldu, çok heyecanlandı. Dedi ki, Sayın Başkan, bu işi size verelim, yapın dedi falan. Hemen dedi, kararname çıkaralım falan. Ben aman efendim, bu bir sorumluluğu olan bir iş. Müsaade edin, biz de tecrübi mahiyette bir
hac düzenleyelim. Gördüklerimizi, tecrübelerimizi anlatalım. Alınması gereken tedbirler konusu nelerdir? Bu konularda daha ayrıntılı bilgilere sahip olalım. Ondan sonra bu konuyu sizinle görüşelim dedim. Peki dedi. O yıllarda Türk hacılarına yardımcı olmak ve haccın nasıl yapıldığını, ne gibi problemlerle karşılaşıldığını mümkün olduğu kadar tespit etmek ve bunu problemlerin çözümü için öneriler hazırlamak üzere görevlendirildik. Orada tuttuğumuz notlardan rapor hazırladık. Daha sonraki yıllarda bizim bu raporumuz işe yaradı. 1976'da Bakanlar Kurulu kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Hac İşleri Müdürlüğü kadrosu ihdas edilmiştir. Bu müdürlüğün sorumluluğunda ilk defa 1977 ve 1978 yıllarında özel acenteler hac organizasyonuna devam ederken, Türkiye Diyanet Vakfı İşbirliği ile deneme niteliğinde iki hac seferi düzenlenmiştir. İşte bu iki deneme, kutsal topraklara yolculuk için devrim niteliğindedir. Artık Hazreti İbrahim'den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bu kadim ibadet, geçmişte olduğu gibi hak ettiği değeri görecek ve özlemle bekleyen hacı adayları için ömürlerinin en önemli tecrübesi olarak kayıtlara geçecekti. Çok farklı, çok farklı şeyler. Yani bugünler yemekli, yataklı, bilmem oteller falan, tabii bunlar bizim için bir hayaldi. Biz reis de dahil olmak üzere bunlara sahip değildik yani. Biz o şiltelerde yatardık. Diyanet İşleri Başkanlığı 1977 yılında Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte 350 kişinin bulunduğu 9 otobüsle deneme mahiyetinde ilk hac seferini gerçekleştirir. Diyanet'in organizasıyla başlatılan bu sefer hac yolculuğu çok verimli oldu ve ondan sonra biz tabii değiştik. Sonra Sayın Diyanet İşleri Başkanı Deyal Altıkulaş geldi. Onun zamanında bu iş kanuna bağlandı. Artık onda gitgide gelişti. Hemen sonraki yıl olan 1978 yılı hac mevsiminde ise başkanlık yine Diyanet Vakfı ile birlikte daha büyük çapta ikinci bir organizasyon düzenler. Bu sefer de 100 otobüsle 4.468 kişi hacı olur. Tabii ki mukaddes topraklarda hacılarımızın dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için gereken özeni gösterdik. Her otobüste din görevlimiz vardı. Ve Mekke'de, Medine'de hacılarımızın ikametlerini hazırlamış ve onların istirahatlerini sağlamaya çalışmıştık. Bugünkü gibi oteller falan yok. Alelade evler, efendim eşyası boşaltılmış. Oraya hacılar bir odaya kaç kişi kalabilir? 10 kişi. Şilteler seriliyor. Oraya 10 kişi, öbür tarafa 15 kişi. Eşyası da yanında. Hacıların yiyecekleri onlar da yanlarında. Gaz ocakları kullanılıyor. Siz bilmezsiniz, sizin yaştakiler. Karayoluyla giden her kafileye bir din görevlisi verilmiş, her 10 otobüs için aynı zamanda tercümanlık da yapabilecek nitelikte görevliler yer almıştır. Tüm kafileler için 3 doktor ve 7 sağlık memuruyla bir ambulans tahsis edilmiştir. Alınan önlemlerle hem yolculuk hem de kutsal topraklardaki ibadet büyük ölçüde kolaylaşmıştır. Bu uygulamadan sonra rahmetli Orhan Eyüboğlu'na bir briefing verdik. Başkanlığımıza geldi ve bu briefingde gördüklerimizi, alınması gereken tedbirleri, destekledikleri takdirde bu işi yapabileceğimizi söyledik. O da çok memnun oldu, heyecanlandı ve bir kararname çıkardılar. 1979 yılında çıkarılan bu kararnameyle hac işlerinin Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği yapılarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yürütülmesi görevi Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmiş oldu. Tabii ki Medine-i Münevvere'ye
o yıl için söylüyorum, 2 kişi görevlendirildi. 1500'e yakın din görevlileri ve kafile başkanları hariç. İki şehirdeki görevlerimizin yaptığı her işi yapmak üzere 2 kişi görevlendirildi. Bunlardan birisi Şükrü Öztürk hocamız, birisi rahmetli oldu Ahmet Anlatan ismindeki hocamız, dili vardı onun. Ancak hac başlamadan hastalanıp da Türkiye'ye geri dönmüştü. Kaldı Şükrü Öztürk yalnız başına. Talebe idik, bizlerden yardım istendi. Ben de seve seve hac boyunca Mekke'de de Medine'de de yanlarında olacağımı söyledim. 1978 yılında efendim bir 5 otobüslük bir düzenleme yaptık. Hedefimiz şuydu: güneş altında sokakta damımız kalmasın, gölgeye yerleştirelim yeter. Efendim ve nihayet o şekliyle efendim sokakta bırakmadık. Sokakta bırakmadık. O dönem Suudi Arabistan'da konaklama, Arafat'a, Müzdelife'ye, cemaat'a ulaşım ve sağlık gibi konularda kurulmuş bir sistem bulunmuyordu. Yıllar içinde yapılan istişarelerle bu konularda da büyük yol kat edilmiştir. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi yetkililerle her yıl daha iyi bir organizasyona yönelik fikir alışverişlerini sürdürmüştür. Biz Suud yetkilileriyle işbirliği yaparak 85 yılından itibaren otobüslerimizin hacılarımızı Mekke'den, evlerin önünden almalarını sağladık. Ve böylece Arafat'a çıkardık. Arafat'a çıkması, efendim Arafat'tan Müzdelife'ye inilmesi, bunlar ciddi sıkıntılardı. Bu sıkıntıları mümkün mertebe gidermeye çalıştık. نحن ننظر الى مكاتب شؤون الحجاج انهم شركاء معنا في الخدمه ولا يمكن ان تنجح الخدمه اذا لم يكن هناك تعاون بين نشكرهم حقيقه على تجاوبهم وتعاونهم الدائم هم محترفين في العمل yetelakku talimat ve yuharisun cidden ala tenfizihâ. Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı bir önemli iş de ki işte bu Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve kurumsallığı içerisinde dini organizasyonun farkını da gösteren bir şey. Döndükten sonra bütün bu süreçleri bilim adamlarıyla ve işin uzmanlarıyla değerlendirme toplantıları yapılıyor. Arkasından bir takım sempozyumlar yapılıyor. Daha iyi nasıl yapabiliriz diye. Bu iki deneme yolculuğuna yönelik değerlendirme raporları hazırlanmıştır. Bu raporlarda organizasyonun her yıl bu şekilde yapılması gerektiği belirtilmiş ve başkanlığın gösterdiği başarıya dikkat çekilmiştir. Sonraki yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı bu raporlamalara devam ederek organizasyonun gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Türlü zorluklar çekilerek o dönemlerde kiralanan evlerde 3 kişi şurada yatsın, 5 kişi şurada yatsın şeklinde bir fırsat yoktur. Odanın büyüklüğüne göre yan yana olmak üzere yerine göre 10 kişi, 12 kişi, 15 kişi kalmıştır o dönemlerde. Tabii ki altlarında yatak yoktur. Halı flexlerin ve de o evin kendi tefrişatı ile bu organizasyon böyle yapılmaya çalışılmıştır. 79'da edindiğimiz tecrübe üzerine artık Medine garajında bir çadır kurduk. Telefonlar yok, telefon bağlanamıyor. Şimdi oradan hacıları Mekke'ye gönderince, şey yapınca Mekke'ye haber vermem lazım. Ondan şehre geliyorum. Şehirden telefon ediyorum Mekke'ye. Arkadaşlara şu saatte şu hacılar çıktı diyorum. Tekrar şeye dönüyorum. Görevimin başına dönüyorum. Bu yolculuklar sonrasında 1979 yılında ilgili devlet bakanlığının onayıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı bünyesinde ilk kez Hac Dairesi Başkanlığı kurulmuş ve daha önce kurulan Hac İşleri Müdürlüğü bu daireye bağlanmıştır. 1978'de göreve atanan Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, 1979 yılının hac mevsimi yaklaşırken
organizasyonda yaşanan sıkıntıların azaltılması için önemli bir adım atmıştır. Altı Kulaç, dönemin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı merhum Orhan Eyüboğlu ile gerçekleştirdiği istişareler neticesinde hac organizasyonlarının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tek elden yapılmasının ibadetin selameti için önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu istişareler neticesinde Bakanlar Kurulu kararnamesinde hac seyahati ile ilgili işlerin Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yürütülmesi hükme bağlanmıştır. Kararın amacı şudur: hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek vatandaşların bu seyahatlerini her türlü çıkardan uzak, sağlık ve güvenlik koşulları içinde yapmalarını sağlamak, hac farizasının yöntemine uygun ve devletimizin onuruna yaraşır biçimde yerine getirilmesinde vatandaşlara yardımcı olmak. Rahmetli Orhan Eyüboğlu'na bir briefing verdik. Başkanlığımıza geldi ve bu briefingde gördüklerimizi, alınması gereken tedbirleri, destekledikleri takdirde bu işi yapabileceğimizi söyledik. O da çok memnun oldu, heyecanlandı ve bir kararname çıkardılar. 1979 yılında çıkarılan bu kararnameyle hac işlerinin Türkiye Diyanet Vakfı ile işbirliği yapılarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yürütülmesi görevi Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmiş oldu. Türk insanımızın prestijinin, onurunun kırıldığı manzaralar çok yaşanmıştır. O dönemler için söylüyorum. Toz toprak içerisinde bazen otobüsün bagajlarında, otobüsün gölgelerinde yatan ve günleri böyle geçen çokça hacılarımız olmuştur. Ve biz bunu hak etmedik. Bunun daha tertipli, haccın ibadetine, ruhuna, haremeynin ruhuna uygun olarak bir ibadetin yapılması gerekir telkinleri ile Bakanlar Kurulu kararı ile 79'da Diyanet İşleri Başkanlığı'na bu hizmet verilmiştir. 1980'lerde hac yolculuğu daha organize, daha güvenli ve daha kolay hale gelmiştir. Hac seferlerine verilen din görevlileri, vatandaşların ibadetlerini usulüne uygun şekilde eda etmelerine yardımcı olmuştur. Kaybolan hacılar için ekipler kurulmuştur. Hacıları karşılamak üzere Cidde Havaalanı'nda bir ekip oluşturulmuş, tüm resmi işlemlerle onlar ilgilenmeye başlamıştır. Mekke ve Medine'ye varıncaya kadar hacılara rehberlik etmişlerdir. Türkiye'den gelip uçaktan iner inmez bizim görevlilerimiz salonlara girişte hacılarımızı karşılardı. Salonlara giriş için kartlar alınırdı. Hatta uçağa kadar gidebilecek kartlarımız olurdu, müsaade kartları. Hacılarımız salonlarda karşılanır. Kendilerine orada hoş beşten sonra havaalanındaki işlemler konusunda bilgilendirme yapardık. Bu güzel gelişmelerle birlikte üzerinde durulması gereken pek çok mevzu vardı. Konaklama imkanları yetersiz olduğundan hacılar pek çok eve dağılıyorlardı. Yemeklerini kendileri yapmak zorunda kalıyorlardı. Şehir içi intikallerin de bir düzene girmesi gerekiyordu. Tüm bunlar zamanla çözülecektir. İnsanların kaldıkları yerler çok basitti. Yani böyle hasırların üzerinde kalıyorlardı. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığımız bu görevi başladıktan sonra böyle süngerler alındı. İşte yastıklar o zaman geldi. Bu şekilde tabii yavaş yavaş hac organizasyonu iyiye, güzele doğru gitmeye başladı. Ana a'mal ma'a usrati fi khidmati'l hujjaj al atrak mundu uladati fatahat 'ayni fi'd dunya wajadt nafsi ma'a 'a'ilati nakhdimu'l hujjaj khususan al atrak kunna nakhtass bil hujjaj al atrak kanu al hujjaj yaskunu ma'ana fi darina fi manzilina ya'tu wa yaskunu ma'ana fi darina li'anna as-sakan ما كان يعني المباني الحديثة والأوتيلات كانت قليل جدا في مكة في ذلك الوقت أتكلم عن حوالي 60 سنة أو أكثر ثم مع الوقت سبحان الله تطورت الأمور. Hep hanımlar yemek pişirmekle meşgul, çamaşır yıkamakla meşgul. Onlar bittikten sonra da beylere çay pişirmekle meşgul. Dolayısıyla ibadetin tadına, lezzetine, hazzına varamıyorlardı. Dedik ki o zaman düşünen insanlar
bu hacılara biz yemek verelim, hiç değilse hacı hanımlar daha güzel ibadet yapsınlar diye öyle bir hazırlık yaptık. 1983'e gelindiğinde özellikle sağlık alanında yeni uygulamalar gündeme gelmiştir. Hacda görevlendirilen doktorlar için iki otobüslük ayrı bir sağlık kafilesi oluşturulmuştur. Mekke'ye röntgen cihazı, tahlil laboratuvarı olan donanımlı sabit bir hastane kurulmuştur. O dönem hac mevsiminin sıcak günlere denk gelmesi yüzünden güneş çarpmaları artınca Mekke'deki hastanede soğutma odaları kurulmuştur. 85'lerde bir bina tutuluyor hastane için. Hastanenin 2 katı veya 3 katı muayene odaları yapılıyor. Soğutma odaları yapılıyor. Soğutma odaları değil mi? Buza mesela güneş çarpması gelen bir hastayı buza yattırıyoruz. Buzluğun içine yattırıyoruz. Gençlerde olursa gençlerde ölümle sonuçlanıyor güneş çarpması. Tabii hacılarımız Arapça bilmediği için bir Arap doktoruyla karşılaştıklarında ne diyeceklerini bilemiyorlar. Ama Türk hastanesine geldikleri zaman sanki böyle o doktorlarımız sanki Türkiye'de bir hastaneye gelmiş ve o rahatlıkla doktorlarımızdan da hakikaten çok memnunlar. Büyük bir gayret, büyük bir fedakarlıkla gece gündüz Allah'ın misafirlerine hizmet ettiler. 1985'te Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hac organizasyonunu yerinde görmeleri ve konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendirmeleri amacıyla devlet görevlileri ve sonrasında da 3 başkanlık müfettişi denetim için hacca gönderilmiştir. Bu müfettişlerin hazırladığı raporda başkanlığın hac organizasyonunun başarılı olduğu belirtilmiştir. Benzer şekilde Suudi Arabistan Hac ve Evkaf Bakanlığı da Türk hac organizasyonunun çok başarılı olduğunu ifade etmiştir. Hac Daire Başkanlığı kurulduktan sonra 1984 yılında bu daire bünyesinde Hac İşleri Şube Müdürlüğü, Umre İşleri Şube Müdürlüğü, Hac ve Umre Rehberlik Şube Müdürlüğü adında 3 tane şube müdürlüğü ihdas edildi. Tabii bunların hepsi hacılarımıza verilmesi gereken hizmetlerin daha iyi iyileştirilmesi için atılan bir adımdı. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyon ve organizasyondaki bütün hizmetleri bir ibadet bilinciyle yerine getiriyor. Asla kar amacıyla görevler yürütülmüyor. Bizim için asıl olan vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde ibadetlerini yapmaları, memnuniyet kalitesi yüksek olarak onlara hizmet etmemizdir. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir devlet kuruluşu, bir kamu kuruluşu olarak bu organizasyonda yer alması bir kere hizmet kalitesini ve standartın artmasına çok ciddi anlamda katkı sunmuştur. Tabii denetim yönetimin ayrılmaz bir parçasıdır. Yani denetimsiz yönetim olmaz. Eğer siz yaptığınız, çalıştırdığınız personeli, yaptırdığınız işleri ehline, uzmanına denetlemiyorsanız siz başarılı olamazsınız. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın denetim ekibi diye bir ekip var. Yani ekipler şeklinde çalışıyor. Yine her sene yaklaşık ortalama 10 müfettiş gider. Oradaki o hizmetleri yürütenler, personel, haçta görevlendirilen Diyanet İşleri Başkanlığı elemanları Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği talimatlara uygun yapıyor mu yapmıyor mu diye buralar denetleniyor. Hac organizasyonundaki en önemli görevlerden biri hiç şüphesiz fetva ve irşat faaliyetleridir. Çünkü hac zaman ve mekan bakımından yoğun, takvimli bir ibadettir. Diyanet İşleri Başkanlığı fetva ve irşat hizmetiyle hacıların ömürlerinde çoğunlukla bir kez yapma fırsatı buldukları bu ibadeti en doğru biçimde yerine getirmelerini sağlamıştır. Şeyle yemtaz bir bese Türkiye inul hac min baladu arif fin makanu ve kif cedvel rihlatu ve iş yemkin hatta vacibat hakatu. Fehaza şey miza temtaz biha albese Türkiye. Nahna lam nakif ala ay mushkila ya ma kunna fil muassasa. Rehberliğin önemini şuradan da anlıyoruz ki tarihte de geçmişten günümüze Medine-i Münevvere'de deliller,
Mekke-i Mükerreme'de de mutavvuf dediğimiz kişiler zaten ta eskiden beri oraya gelen insanlara rehberlik yapmaktaydılar. Ne kadar bilgili olursa olsun insan, çünkü alanda uygulama başka bir şeydir. Bunun için rehberliğe ihtiyaç var. Hac yolculuğu başlamadan her ilde gerçekleştirilen eğitim programları, hacıların doğru bilgilendirilmelerini sağlamak üzere basılan rehber kitaplar, broşürler, hazırlanan filmler bu irşat ve eğitim faaliyetlerinin başlangıcı olmuştur. Dini mübini İslam'ı da hakkıyla oralarda öğrenmemiz, vahyin geldiği yerlerde, sevgili Peygamberimizin, ashab-ı kiramın hatıralarının bulunduğu mekanlarda bunları anlatmaya, dinlemeye ne kadar ihtiyaç vardır? Eksik bir nokta bırakmadan, erkanına, adabına, usulüne uygun olarak bu ibadet eda edilsin. İşte bu noktada işi bilen, tecrübe sahibi din görevlilerinin orada hac için gelmiş olan müminlere refakat etmeleri, bu noktada rehberlik yapmaları büyük önem arz ediyor. Bu da en güzeliyle irşat faaliyetleriyle yerine getirilmiş oluyor. Kutsal topraklara varıldığında ise hem kafile başkanları hem de rehberler hacılara her konuda yardımcı olurken fetva ekibindeki hocalar soruları cevaplandırmıştır. İrşat ekibindeki hocalarsa daha çok hacıların hac ibadetine dair bilinçlerini ve motivasyonlarını diri tutmayı amaçlamıştır. Bu hizmet her hac mevsiminde özenle gerçekleştirilerek ibadetin en doğru biçimde yapılmasını sağlamıştır. Fetva ekibindekiler sadece dini soruları, hacla, umreyle ilgili dini soruları sorduklarında fetva ekibindeki hocalarımız onlara yardımcı olurlardı, onları bilgilendirirlerdi. İrşad ekibindeki hocalar ise kafileleri dolaşırlar ve her kafileye uğrar, onlarla motive edici konuşmalar yapar, onların hacla, umreyle ilgili bilinçlerini, şuurlarını geliştirici, hassasiyetlerini arttırıcı, onları daha da şevklendirici konuşmalar yapar. Onların tabir yerindeyse kendilerini ibadete yoğunlaştırmalarını sağlamak maksadıyla hacla ilgili, ibadetlerle ilgili genel vaaz mahiyetinde konuşmalar yaparlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu hadis-i şeriflerde mebrur hac ancak cennetle mükafatlandırır der. Mebrur hac, yani kabul olunmuş bir hac, iyi bir irşat hizmetiyle gerçekleşir. Şimdi haçta birçok Diyanet İşleri Başkanlığımızın yapmış olduğu görevler vardır. Ulaşım görevi, oteller, iaşe ve ibate, yemek, sağlık, transfer gibi birçok görevler vardır. Fakat bütün bu görevlerin hepsi kabul olunmuş bir haccı gerçekleştirmek için vardır. İşte mebrur hac ancak iyi bir irşat hizmeti sayesinde olur. 1988 yılına kadar hacca gitmek isteyen herkes bu kutsal yolculuğa çıkabiliyordu. Ancak 1988'in Mart ayında Ürdün'ün başkenti Amman'da yapılan İslam Konferansı Örgütü Dışişleri Bakanları toplantısında alınan kararla Suudi Arabistan tarafından ülke nüfusunun 1/1 nispetinde kota uygulaması başlatıldı. Yine aynı yıl ülkemizdeki mevzuat değişikliğiyle hac mevsiminde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın denetim ve gözetimi altında Hac Komisyonu'nun uygun gördüğü A grubu seyahat acentelerine hac seferi düzenleme imkanı tanındı. Diyanet İşleri Başkanlığımızın en önemli kaygısı, vatandaşları dini konuda en doğru, en sahih şekilde bilgilendirmek ve onlara en doğru ve en sahih bir şekilde hac ibadetini herhangi bir hataya ve kusura düşmeden tamamlamalarını sağlamaktır. Başkanlığımız hem Diyanet İşleri Başkanlığındaki gruplara hem de acentaların gruplarına kafile başkanı vermektedir. 1990'a kadar hem hava hem de karayoluyla hac yolculuğu yapılabiliyordu. Bundan sonra sadece hava yoluyla girişlere izin verilmiştir. Karayoluyla yapılan yolculuklara nazaran hem daha güvenli
hem de daha sorunsuz olan havayolu ulaşımı sayesinde yolculuk birkaç saate inmiştir. Karayoluyla hacca gidiliyordu. Irak üzerinden biz gitmiştik. Habur sınır kapısından giriş yaptık kafileyle birlikte. Tabii uzun bir yolculuk oluyor. Aşağı yukarı 3 gün süren bir yolculuk olmuş oluyor. İşte Anadolu'nun bir yerinden çıkıyorsunuz kafileyle birlikte. Yola devam ediyorsunuz. Ülke içerisinde çok fazla sıkıntı olmasa da ülkeye çıktıktan sonra önemli sıkıntılarla karşılaşılıyor idi o yıllarda. Çünkü düşünün ki 200-300 kişilik, 250 kişilik bir kafileyle birlikte yolda devam ediyorsunuz. Doğru dürüst bir dinlenme tesisi bulma imkanınız yok. Herhangi bir yere durup 200 kişiyle, 250 kişiyle namaz kılmak istediğiniz zaman, bir istirahat molası vermek istediğiniz zaman ki kafilenin yarısı da hanımlardan oluşuyor. Ne onların doğru dürüst abdest alacakları yerler var, ne tuvalet ihtiyaçlarını giderebilecekleri yerler var. Böyle bir ortamda hac yolculuğuna devam ediyorsunuz. Karayolu zor ve her zaman trafik kazasına açık. Şoförlerin uykusuzluğu sorun oluyor. Yine karayoluyla giderken geçtiğimiz ülkelerden, o ülkelerin hizmet kaliteleri, standartları istenilen gibi değil. Vatandaşın ihtiyacına o dinlenme yerleri falan hepsi problem, sıkıntı. Temizlik eksik. Ama hava yolunda bunların hiçbirini görmüyorsunuz. Yani siz Ankara'da abdestinizi alıyorsunuz. O abdestle efendim Kabe'yi tavaf edebiliyorsunuz. Yani bu kadar yakınlaşmış. Yani 3 saat yolculuk sürüyor. Yani indim bindim yani 1-2 saatte öyle geçerse asgari 4 veya 5 saat içerisinde siz isterseniz Kabe'ye gidebiliyorsunuz. Asırlardır kutsal topraklarda hacılara hizmet, Rahman'ın misafirine hizmettir düsturuyla gerçekleştirilen hac organizasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığı daima bu ilke çerçevesinde hareket etmiştir. Nitekim sadece Türkiye'den değil, Avrupa'dan gelen Türk hacılarını da Cidde'den itibaren kendi organizasyonuna dahil etmiş ve onlara da her türlü hizmeti titizlikle vermiştir. Eğer Diyanet İşleri Başkanlığı bugün bir marka haline geldiyse İslam ülkeleri içerisinde, bunun bir tek sebebi vardır. O da Bakanlar Kurulu kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı bunu bir ibadet niyeti ile yürütmesi ve haccı daha iyi yapma ile ilgili yönlere sarf etmek sureti ile bu noktaya gelmiştir. Bugün İslam ülkeleri içerisinde gerçekten örnek kabul edilen bir organizasyona geldik.